Sevgili izleyiciler, Anadolu sevdalıları, harika bir yerdeyiz efendim. Seriye 10 kilometre uzaklıkta, mesafede efendim Boğazkent'teyiz. Boğazkent mahallesindeyiz. Boğazkent'te değerli bir üreticimize selam verdik. Efendim bugün ocağın ilk haftası. Göründüğü üzere kazak dahi fazla geliyor. Üreticimiz kısa kollu. Hem kendisini tanıyacağız. Bakalım Boğazkent'te hayvancılık nasıl? Kendisi kaç yıldır bu işi yapıyor? Efendim merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyalım efendim. Ben Boğazkent'ten Kadir Aydın. Burada aşağı yukarı 22 senedir bu işi yapıyorum. İşte çamur çapın içinde. 22 yıldır bizzat kendiniz yapıyorsunuz. Peki Boğazkentlisiniz. Daha önce de köyün ismi Boğazak'tı galiba. Boğazak. Anne, baba, ata neyle geçinirdi? İşte çiftçiliğiyle o zaman pamuk şey yakıyorduk. Pamukçuklu işte onlarla, ondan sonra pamuk işi bitti. Bilader ya ekersek ki, ekmezse işte boş. Siz de hayvancılığı devam ettirdiniz. Biz de işte aynı şeyi mesleğe devam ettiriyoruz. Yediyoruz öyle yani. Şimdi baktım çamurun içinde biraz önce. İşte yemlerini verdiniz. Onlar burada yediriyorum. Onlar da bu sahile böyle açıklara götürüyorum. Burada kalmaz akşamları, böyle kalmaz. O şuralar böyle değildir yani. Burada yediriyor işte. Gezdirdim ben bunu da. Sizin önünüze geldim buraya yayıttım da. Ha, yayılıyorlar. Ha, geziyorlar. Yeşil o işte sitelerin içinden geldim ben şimdi. Araziden. Araziden geldiniz. Evet. Şimdi peki burası sıcak bir iklim. Burada hayvancılık zor değil mi? İklim geçen sene buraya şuraya girmedi. Şurada su bastı burayı. Hatta anıma benim söylediğim biri yetme vurdu bir. O zaman tekrar geri geldim ben buraya. Su çekildi. Kaç senedir yetmiyorum. Bir sene de yetmedim ta. Yani su şey olmadı. Bir sene zaten taşmadı. Baksana hatta hava şeyliğinden bak otlar bile yeşerdi. Oh, hayvanlar da iyi kullanıyorlar. Ağaçlar da bile şeyler de değişti yani. Çiçek veren oldu, bilmem ne oldu. İklimler değişti. Değişti işte onu diyorum yani. Değil mi? Her soğuk şey değişti. Soğuk yok yani. Bizim burada havalar çok güzel yani. Havalar güzel. Gerçekten. Peki aşırı sıcaklarda hayvanlarda stres olmuyor mu biraz? Yani burası çok burası sıcaklarda mu? Şunun üstüne tül çekiyorum. Bak daha bak yan tarafımda tüller var. Evet. Onun üstüne çekiyorum. Gölgede yazın gezdirmem. Gölgede durur. Bu çordağın altında o zaman kuru olur bunlar. İşte ona göre şey diyoruz. Yazın siz de mi buradasınız bu çardakta? Yazın ben burada oturuyorum. Karşıda. Çardakta? Hayır. Burayı üstünü çekiyorum. Tül çekiyorum. Ceyranım yok. Ceyran olmayınca şey var. Jeneratör var. Jeneratörle sayıyorum inekleri. Peki neden ihtiyaç oldu yani köyün içinde eviniz yeriniz varken dışarıya taşımak ya daha mı iyi böyle? Bir ara dışarı gidiyor bizim mallar ya dışarı evde bakmıyorum ben yaz kışta dışarı gittiği için benim için bu araziler daha iyi. Hani çünkü yolda şey oldum araba çarpıyor çok şeyler oluyor evet. Kimseye zarar vermeye şey etmeyen diye ondan buralar sakin. Ben işte ondan diyorum oralarda orada otel şey yoktu 16 senem orada geçti. Peki o zaman oteller falan yok muydu? Otel orada, orada yoktu. Fazla bir otel vardı, buradaki ilerideki otel vardı. Fazla öyle bir şey yoktu. Zaten ben buraya geliyordum geriye araziye. Buralara ot oluyordu, orada bir şey yoktu. Bir gece kalıyordum ben orada malı. Oradan sürdüm, buraya geliyordum. Sütü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sütü bu sitelere satıyorum işte, Serhat sitesine. Buralarda benim müşteri var. Antalya'dan gelir Husisi. Müşterim var Husisi. Burada gözünün önünde sayıyorum, adam geliyor. Bu koronavirüsten işte yaşlılar pek gelemiyor da burada yazda olduğundan geliyor. Ne yapıyorsunuz? Telefon eden müşterilerinize de sen mi götürüyorsun yani? Götürüyoruz tabii o götürüyoruz. Gelen zaten geliyor. Onlar geliyor. Değilse telefon ediyorlar. Hayır, Kadir Bey bana bir süt lazım 5 kilo. İşte. Demin mesela sahilde gezerdim. Bana bir süt getir dedi akşam dedi. Tamam dedim. Yaşlı. Yaşlılara hizmet yapıyoruz yani. Allah razı olsun. Gençler, Allah razı olsun. Gençler onlar zaten geliyor. Yani şimdi yürüyemeyen şey yaşlarında biz öyle şeyleri çok şey deriz yani. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Peki köyümüzde Boğazkent'te nasıl hayvancılık bu bölgede çok mu? Ya da burada daha önce çoktu da azaldı mı? Bizim şeyde azaldı bu turizm şey olunca azaldı. Amedya köyünde var işte orada görürsünüz onlar hep şeydi Samra zaten şey malları görürsünüz. Bizim burada az. Belirti dediğim yerde var. Sadece bir bakkalın yanında şey. İnekler var orada işte. Evet. Peki ne yapıyorsunuz?
Bunları nasıl doyuruyorsunuz? Araziniz var mı? Yem bitkisi ekebiliyor musunuz? Benim yok. Hepsi satın. İşte kendi danasını zıpasından sattığımızdan yemimize şeyimizi karşılıyor. Gezdiriyorum ben de bunları. Başka da benim işim yok. İşim bu. Bunların arkasında işte o iki çocukları malcılığa okuttum, o hale getirdim. Onu soracaktım, siz söylediniz. İki evlat mı var? İki, bir kız bir oğlan. Bir işte matematik öğretmeni. Bir de Yıldız Teknik'te okudu İstanbul'da. O da işte koronavirüsten dolayı bir yere şey demedi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Hayır, makine mühendisliği. Makine mühendisi. Evet. Normalde işbaşı yapmış olması gerekiyordu. Tabii, ama... işte bu koronavirüs araya girince iş kimse şey etmiyor. Yani hep şey... Etkiledi değil mi? Tüm yaşamı etkiledi koronavirüs. Tabii, hakikaten çok etkiledi yani. Peki üretici olarak size bir zarar oldu mu, bir sıkıntı oldu mu? Yok, bizde hiç sıkıntı olmadı. Yani yasak da değil. Yani biz şey ettik, hep gittik işte telefonla verdik. Bizde sıkıntı olmadı. Evet. İki senedir mesela korona şey, bu şeylerle uğraşıyoruz ama bize şey olmadı. Ben işte gezdiriyorum, şey diyorum. Ya şimdi şöyle söyleyeceğim Kadir Bey size. Buyur. Kendi arazin yok. Yok. Hazır yemle hayvancılık yapıyorsun. İşte çocuklar ikisini nasıl okuttun? Yani arazim abi, yok diyorsun. Buna rağmen direniyorsun, işte hayvancılık yapıyorsun. İşte bir de emekli oldum. Yani çiftçilik bağ kurumundan emekli oldum. Sen şimdi 22 yıl önce nasıl başladın? Yenge hep yanında mıydı? Yenge sana destek miydi? Yenge hanım çok gerçekten çok faydası oldu. Yani şimdi tutumluydu yani şeyli. Tutumlu olmazsa zaten biz vallere gelemezdik. Allah'a şükür şeyimiz var yani. Nasıl? Kaç hayvanla başladın? Ne yaptın? O zamanları bu şeyleri de alıp satıyorduk, şey diyordum. İlk başladığımda iki tane falan vardı, böyle bakmıyordum. O zamanları ulan bunlara şey deyince, sitelere gelince o zamanları çoğalttım. İki, üç derken, beş derken şu an büyükbaş bunlardan dokuz tane var benim ama sağ solda şuralarda. Evet, maşallah. Günlük ne kadar sütünüz oluyor? Şimdi az olur. Şimdi bu şeyde baharın çok olur. Allah bereket versin yani. Karnımız doyuyor. Şimdi aşık desek yalan söyleriz. Ha. Karnımızı doyuruyoruz yani. Yani hayvancılık. Hayır, doyuruyor. Size kafi geliyor. Peki yani Boğazkent olarak, Boğazkent köyünde başka neler yetişiyor? Kadir Bey, burada, neler var? İşte mandalin, portakal, bu şeyler, domates, seralar var. Ekiyorlar. Karpuzlar. Tavında çeşitli şeyler ekiyorlar. Benim onlardan yok yani. Hı hı. Yani kendi halolumun var, şeyler var. İşte karpuz ekiyor, kavun, domates. Ta şimdi şu an domates ekik. Kavun ektiydi, kavun olmadı. Kavun bir şey oldu. Bu sene mi olmadı? Bir sene olmadı. Ha, daha önce oluyordu, bu sene vermedi. Geçen sene güzel domates oldu. Bir sene daha görmedim. Yardıma gidiyordum ben ona. Sandıklarımı falan çekiyordum. Bir sene görmedim domatesini. Geçen sene iyiydi. Peki... Çocukluğumdan itibaren pamuk vardı dediniz. Hatırlıyor musunuz? Pamuk çok böyle zor bir ürün. Biraz pamuk, bahseder misiniz? Bak onu da şeydi. Bu pompaş dedikleri yere takardım ben. Mallarımı o zaman annem gelirdi. Yani kendim yiyordu. Gelir 100 kilo, 150 kilo pamuk toplardım. Malları o zaman bisiklet böyle, bisiklet bir şey yok. Motor yok. Hiçbir şey yok. Dediğim yer o tarafa doğru. Oradan da oraya yayan giderdik. Yani pamuğu da iyi toplardım. Ama pamuk çok çileli bir ürün değil mi? Çileliydi ama kazanıyorduk yani gerçekten ama kendimiz topladık. Biz yedi kardeştik. Yedi kardeş olduğumuzdan beş oğlan iki kız. O zamanları kendimiz kazanıyorduk yani. İşçi kendi... parası yok. Yok, kendimiz topluyorduk ama öyle şey yok. Temiz para alıyorduk yani, kalıyordu. Ama şimdi... Şimdi zor. Yine de kardeşim ekiyor arada, öyle mi diyorsunuz? Ekiyor. Slash'tır ekiyor. Pamuk ekiyor işte yeri gelirse, öyle bir şey. Fazla ekmiyorlar yani. Anladım. Ağırlık hayvancılık sizin? Benimki o yani, başka bir şey yok yani. Varım yoğun bunlar diyorsunuz. Ben işte o. Bunlar da olmasa tamam. Ya ya. Ama şöyle... Ama ben şöyle mutluyum. Çocuklarımı okuttum, öyle getirdim. Gerçekten yani bir şey olarak yani malımdan şeyinden öyle getirdik yani. Ne kadar güzel. Yani hayvancılıkla iki taneyle yola çık. Zorluklara rağmen, arazinin olmamasına hatta rağmen. Hatta ben Bağkur kendim iki malla şey oluyordu. Bağkur'a ait olduğumda sen dedim 10 tane yaz mal dedim.
Benim de malım vardı o zaman. Yaz dedim onun yerine ilçe tarıma. Yaz dedim, oldum öyle. Sağ olsun bir abi de evin yanındaki geldi, sen dedi oğlum dedi, ta dedi. Şimdi gencin de yaşı yetmedi. Sana gel bakur yapayım ben dedi. Sağ olsun öğme düştü. Gittik Antalya'ya. Olduk. Onun sayesinde de emekli olduk yani. Hah, emekliliğimiz de var. Ha, elhamdülillah. Var. Elhamdülillah. Ama şimdi şöyle yani, birden o kadar çok şey değişti ki, hayat çok pahalı oldu. Oldu yani şimdi gerçekten. Ha. Bak şu yem çuvalları 80-90 liraydı. Hakikaten bir sene çok koydu. 150 lira falan oldu. Evet. Gerçekten. Hem bu ampirlikte, kendi ampirliğimizde. Burada ampirlik var. Ampirlik var. Siz ihtiyaçlarınızı oradan mı karşılıyorsunuz? Yok, dışarıdan alıyoruz. Oraya gaz çıkar, sılacak etti. Sonra burada şey etti. Onda tek olduğundan 500'e kadar çıktı sılaç topu. Bir ton gelir mi, gelmez mi belirsiz. Evet. Ama zor tabii. Zor. Yani keşke alanınız, sahanız olsaydı, toprağınız da hiç ya olmasa var, değil annem, mi? Annemden 60 dönüm olan var da ektiğimiz... Yani ben şey ettiğim yok. Hiç daha annemden faydalanmadım. Bak kendi ne diyorum? Kendi şeyimle gidiyorum. Kendi imkanlarımla. Kendi cabarlarımla bu şeye, bunlara geldim yani. Güne kaçta başlıyorsun Kadir Bey? Güne şeyde sabahla 6'da kalkarız yani hanımımla. Kahvaltı yaparız. Kahvaltı yaptıktan sonra belli iş. Buraya geliriz. Hanım mı sahaya yoksa? Yok, makinemiz var. Hah, sağ makinemiz var. Var makinemiz. Jeneratörüm var burada, şurada hepsi. He, o da orada. Evet. Çok böyle özgür, rahat. Ha, burada şimdilik işte açık alandayım. Rahat yani. Rahat. Ya temizlik şey oluyor ya. Şimdi ahura geçse bunlar, ahuranın içinde bokta her tarafı bok olur. Burası tertemiz, şuna bakın. İşte bu... Ocağın yedisi bugün. Hayır. Şu çimene bakın, şu konfora bakın, güneşe hayır bakın. Daha burada... ne olsun desene Kadir abi. Hani geçen sene de böyleydi yani, güzeldi. Böyle geçti. Daha su daşmadı bak bu sene buraya. İyi aman. Ta geçen sene buralarda da daştı. Buraya girmedi, şuraya girmedi. O zaman da yeni yem aldım. Geldim koydum. Allah dedim ben, bizim şey yetti. Yemler. O zaman 12'de geldim, bu yavruların olduğu yeri suyu şey etti. İşte karşıya şuraya aldım, şu depeye. Şu böyle yavruları oraya. O gün de göçtüm. Tekrar eve geldim. Evde sığır bir detme vurdu. Hanımın imanına vurdu. Ya. Ondan sonra tekrar geri koştum buraya. Kıyamam. Nasıl iyi, sıkıntı olmadı değil mi? İyi mi hanımınız? İyi, şimdilik iyi. Aman şu... aman, bir de böyle sıkıntılarınız var yani, zorluklar ya, var. Ya kolay değil tabii, inek bir şeyden korkar. Bazı müşteri içine girecek. Müşteri diyoruz yani, ileride dur diyoruz. Yani sığır korkar, hanım var altında yani... ezer mezer. Bazı işte onlar da maraklanıyor. Fotoğraf çekerler, aynı sizin gibi böyle geliyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar. Çocuklara gösteriyor. Biz de bak buradan alıyoruz, bir şey diyoruz. İşte onlar da keyfe geliyor. Yani bunları bu kadar görmek. Ya çünkü... ben şimdi bunları gezdiriyorum. Oralarda yaylıkına keyif oluyorum yani. Hem yaylışlarına yeşillik yiyorlar orada. Sahil dedim ben, kumda orada. Onlar da yay diyordum. Sahile gidiyorlar. Onlar da. Orada yeşillikler de var. Var. Şu buradan daha büyük oralar. Onları ben görüyorum. Bazen sitenin arasından geçiş yapıyorsunuz. Ha işte bunlar benim ineklerim. Başka yok orada. Başka yok. Kadir Bey'in inekleri. Hayır. Boşuna değil, komşular diyorlardı Kadir Bey'den süt alıyor diye. Sütün kilosu ne kadar? Şimdilik 400'e. Müşteri diyor 500'e niye vermiyorsun diyorlar. 4 liraya yani veriyoruz biz. Evet. Onlar niye 5 yapmıyorsun diyorlar. Sen milleti mi kayırıyorsun? Ya kayırma değil. Ya işte alabilsin diye mi insanlar, ne ya, yani? Alsın, bazıları var içinde, işte adamlar var, gariban adamlar var. İşte biz de şey diyoruz, biz de bu şeylerden geldiğimiz için biliyoruz böyle şeyleri. Ona çıkardı mı şey, çıkar yeri farklı geldi mi çıkar diye hanım da. Yani zamanı gelince müşteriler kendi diyor yani. Kurtarıyor mu? Önemli kurtarıyor. Olan... Allah'a şükür kurtarıyor. O zaman sen hem çok şükür hem de çok gözü top bir üreticisin. Tabii öyle yani, şey değil yani. Herkes alabilsin diyorsun. Tabii. Hem senin sütün satılıyor. Satılıyor, benim kalmıyor, satılıyor. Bir de iki, peki herhangi bir şekilde başka peynir, herhangi bir değerlendirme yapmıyor musun? Hiç onlardan yapmıyorum. Süt gidiyor ya. Süt gitmedi için. Hatta sorarlar, peynir meyni yapmıyor mu diyorlar. Bir yapsan. Ya süt yetmiyor ki zaten, nasıl yapacağım? Sütün müşterisi var. Yazın tabii güzel olur. Her taraf buralar, şu kıyıda buralar hep ara bulur. Gerçi evet. Akşamına bilene bazı biter.
Evet. Kadir Bey'in sütünün kalitesini herkes biliyor. Bir de bu şey yani yayılım olduğu için besiyle çok farklı. Yani bu gezdirdiğim mallar sütü çok farklı. Besi de ben burada yedirdim. Küspe yediriyorum, kepek yediriyorum. Öteki yemlerden yedirmen, öteki yemlerin içinde her şey var. Bak bu iş başlayalı. Bana hatta bir arkadaş benim o zaman boğa vardı. Bana bir yem aldı. Ben sana yem al var dedi. Ulan bir yem kokur. Sığır yemedi. Bildiğim bu sığırlar yemedi. Tosun da zorundan yedi. O olmuş. Bir tane böyle şey almam. Ona dişe her şeye katırlar. Kemik katırlar o şeylere. Ben sadece bizim Diğermen'in kepeğinle bu küspe işte burada işte istersen açacağım göstereyim. Ha ona da bakarız, ha. Benim burada yani. Onu da görürüz. Şey doğal organik. Ha. Yani benim, burada hakikaten beslenmesi benim, her şeyi. Hayır benim her şey organik hakikaten yani. Kendi müşteriler diyor zaten. Gördükleri için. Yayılım yapan hayvan başka oluyor. Tabii. Ya zaten haberlerde de dinledim yani. Peki ne yapıyorsunuz? Doğumlar, rahatsızlıkları, veterineriniz doğum, aşağı. Doğumu şimdi kendim yapalım. Dün geçen kız telefon etti. O sığır evde götürdüm. 3 tane de bunlardan büyük danalar var. Va dedi sığır sancılı dedi. Gittim. Ölenleri doğurttum. Geri geldim. Ha, nasıl kendim bir sevinç? Kendim yapıyorum yani. O işleri yapıyorum. İğnesini öyle biraz şey olursa vurayım. Aşılarını şeyler yapar. İlçe tarım adamı getir. Küpelerini de aktarıyorum. Yani onlar yapıyor. Her şey de düzgün. Yani şey diyorum. Elimden gelen kendim vuruyorum iğnesini. Oh. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Onlar yayılırken ben bayılıyorum dedin. O zaman bu senin sevdan. İşte ondan yani. Ben onları öyle yayılırken sitelerim oralarda böyle şeyde. Başında öyle durarım. Öyle döne döne oralarda yayılırım. Keyif alıyorum diyorsun. Tabii. Seyrediyorum. Ha? Tabii. Ekmek yedim bundan. Ondan yani yediyorum. Gönül bağı olmadan bu iş olmuyor değil mi? Tabii. Yoksa çekilir mi değil mi şu? Tabii çekilmez yani. Yani hayvancılık şimdi çilesi çok. Yeni elbise giy, buraya gir çık, değiştirirsin. Çünkü çamur çapın içinde geziyorsun. Emek ama ya. Ama şükür. Ya, yapacak bir şey yok. E peki bir üretici olarak sen şunlar şöyle olsa daha iyi olurdu dediğin neler var? Yani sen hangi konularda zorlanıyorsun? Vallahi ben işte yemlerden şeyim, bir başka şeyim yok. Yemler çok bahalandı. Yani yem hakikaten bir sene çok koydu yani. Yem şeyleri çok bağlandı. Dolar yükseldi, yemler tabii yükseldi. Hani eskiden 10 lira, 20 lira fark oluyordu. 100 liraydı. 100 liradan 150 liraya çıktı. İşte onu diyorum. O da zorluyor. Tabii. Zorluyor ama Kadir Bey şükürcü. Ne yapacağım? Haline şükrediyor. Şükür ediyor. Şikayet etmiyor bakın. Yok yani. Şey değil mi ya gerçekten yani. E peki şimdi şöyle yani. Pek çok yerlerde görüyoruz. Yandım, bittim. Açım, dardayım. Bak şunu şöyle, ben sana şükür etmesini bilmiyorlar. Benim bir arkadaş var. Yani böyle isterse diye bir şey olsun, şükür etmesini bilmiyorlar. Şükür edeceksin. Şükretmezsek, kanaat etmezsek yok diyorsun yani. Tabii. Adama para olmuş, şey olmuş. Yani ta gerisi yok mu diye onu sorur. Ya önce şükür edeceksin. Yani. Karnını doyursa ona bakacaksın. Karnını doymazsa o zaman şey diyeceksin. Yani. Çoğu karnını doysa da şey etse de İsyanda. Yok mu? İsyanda. Yani sen dediğin gibi. Doğru yani. Görüyoruz yani. Ama işin aslı o değil değil mi? Tabii. İşin aslı. İşini sıkı tutacaksın. En iyisini yapacaksın. Tabii. Telefon çalın. Değil mi? Yani gönülden yapacaksın. Tabii. Kadir abim şimdi senin çok çok profesyonel bir işletmen olsaydı, daha geniş alanların olsaydı veya imkanların olsaydı tabii. Senin hayvan sayın kaç olurdu? Ben mesela yani kendim dediğim gibi kendimin büyük mesela 20 dönüm böyle 30 dönüm arazi olsa orayı çevirdim. Daha çok olurdu yani. Ya kendim olmadığı için böyle imkanlarla geçiniyorsun. Yani. Ama buna da şükür diyorsun. Şükür de abi. Şükür diyorsun. Peki bunu yapmıyor olsaydın ya da bırakmak zorunda kalsan ne hissederdin? Bu ya hissedem. Bu biz zamanla geldi miydi bırakılacak bu. Bir devamlı öyle gitmez. Yani. Şor çocukları öyle bir şey etsek yani şey ettik mi biter. Bizim de bu da biter yani. O da mı biter diyorsun.
Şimdiki neslin zaten yapmaya hiç niyeti yok. Yok, sağ olsun. Kız ta bak o şeye geldi. Malı bilmez ama olan gelir, olan yardım eder. Okusa da şey etse de biliyor o. Ama kız hiç de mala değinmedi, şeye değinmedi. Annesini tek onlara dedi, siz okun adam olun dedi. Ben şeyimi satar, sizi okuturum dedi yani. Evet. Yani anası o şeydi, hakikaten de anasının şeyini şey ettiler. Ne kadar güzel ama. Okudular, şey ettiler yani. Ben de mutluyum, hanım da mutlu yani. Öyle getirdik ya, okuttuk ya. Heh. Ondan yani. Siz başardınız ailecek. Tabii, tabii çocuklar yani da gayret diyor. Ediyor. Şimdi mesela süt verdiniz ama helal olsun size diyorlar. Yani o çocukları o şeye şey etme. Getirdiniz. Tabii gün okula gitmemiş. Ev telefonları vardı o zaman. Hanımı bir arayıp sütçülerden. Ya oğlanla konuştum ben dedi. Dur hadi eve varık. Bir telefon dedi. Çabuk okula git. Ben arkandan gelirim. O çocuğu öyle şey etmezse çocuk okumayacak. Arkasından da yedik. Okula var, okula gitmiş. Gitmezse tekrar şey diye. Hani onu boş bıraksaydı o çocuk okumazdı. Anne işi sıkı tuttu tabii, diyorsun sen. Ha, sıkı tabii. Ha. Hani onları bir şehre şey etmez, gezmeye götürmezdi. Ayrı ikisini de bir odada çalışırlardı. O hale geldiler yani. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Hatta 480 puan aldı kız. Eczacılığı 20 şeyle kaçırdı. Öteki de 450 puan falan aldı yani. Maşallah maşallah. Yıldız Tekniği evet. Bitirmiş. Allah inşallah üzerimizden bu salgın hastalığı kaldırsın. Ya işte onu diyorum. Olsa olmasaydı. Zaten onları hemen alırlar o çocuklar öyle şeyleri. Yani Yıldız Teknik tabii. Üniversitesi mezunu. İnşallah yani ortalık düzgünlüğü versin Rabbim de. Önemli olan sağlığımız. Ama şimdi şunu pandemide şunu öğrendik Kadir abi. Neyi öğrendik? Sağlıklı beslenmemiz gerektiğini öğrendik. O tabii o doğru. Değil mi? İnsanların bak, fikirleri değişti biraz. Bak ben hani hem o şeyden açık havada geziyorum. Yani bir yerlere girirsem maskemi takıyorum. Böyle açık havalarda takmıyorum zaten geziyorum yani. Tek başına olunca. Hayır tabii öyle şey etmiyorum. İnsanlar da Allah'a şükür de olmadı. Şimdi en önemli şeyin sağlık olduğunu tabii. Doğal beslenmek olduğunu öğrendi insanlar değil tabii, mi? Tabii. Bu koronayla beraber. Tabii. O yüzden tekrar eskiye bir dönüş başladı. Doğal gıdalar değil mi? Tabii. Aman kimyasal olmasın, doğal olsun, bağışıklık sistemimiz güçlü olsun. Tabii. Değil mi? İşte sütümüzü içelim, işte doğal, bal organik tabii, olsun. Doğal süt diyorlar. Tabii zaten doğal süt diyorlar. Yani doğal süt. Bu arada biraz sanki çiftçinin de kıymeti anlaşıldı gibi diye düşünüyorum ben. Vallahi işini bilen iyi, işini bilmezse şey der. E peki şimdi bu kadar geziyorum, yürüyorum, hayvanlarla beraber diyorsun. Kadir abi nasıl besleniyor? Bir de sana soralım. Ben sen mi? Nasıl besleniyor? Mesela ben, buranın bayağı şeyi meşhur ya abicim. Neyi? Tahini. Buraların tahini meşhur. Tahin değil mi? Susamı meşhur. Hayır. Tahini meşhur. Ne yapıyorsunuz? Siz de tüketir misiniz çok? Ya bekle, yiyoruz tabii canım. Yemeden zaten şey etmem. Bak ben mesela oturmada bir ekmeği yerim ama ben eridirim, gezeliyorum. Hareketliyim. E ne yapıyorsunuz? Ekmek hazır mı? Yoksa hanım mı yapıyor? Yok. Hazır. O da hazır. Yeri arada biz gastro diyoruz. Bilmiyorum. Gastro yapar yani arada. Yufka mı? Yok, yufka ayrı. O yufka ayrı dediğin. Gastro dedim aynı böyle etmek gibi tepside. Ha, büyük. Ha. Mayalı. Aya. Tamam. O mayalı da ağrış da yapılıyor yani. Ha. Yani Kadir abi de sağlıklı besleniyor. Bakarım mı kendime? Bakmasam şey olmam. Allah'a şükür ta kendimi bildi bileli. Şu 56 yaşındayım. 64'lüyüm yani. Ta bir sefer iğne vurulmuşum. O da geçen sene. O da şöyle oldu. Buraya su bastı. Gecenin 12'sinde başladım, oraya geçtim. Su, şey, sel suyu, soğuk olur. Ondan geldim geç derken, o zaman yedim bir iğne, onu da oğlanın şeyine kırmadım hatırını. Bab, iğne vurulardım dedi. Ben de iğneden korkardım. Doktor vurdu, hiç yabarım olmadı. Ulan dedim ben, korkulacak bir şey yokmuş. Boşuna korkmuşum vallahi. Ama şükür ki hiç hastalanmamışsın. Yok, hastalanmam. Hakikaten genelde şey etmem yani. Şu yaşa geldim yani, şeyle geçiyorum. Kendime bakarım.
Ama yol yürüyorsun, hareket halindesin. Şu baksana, bak, çamurun onlara içinde koşturuyorsun. Biz kürek yemiştiriz o karşıda çardağın yanında. Ona ektim. O yan tarafına böyle çekerin o çardağın. Şimdi baklava şu boy. Baklava var. Bakla ektim oraya, şimdi göstereyim biraz. Oo, bahçelerde gezelim, evet. Görelim. Hareket bitmiyor. İşte boş durmuyorum, ekiyorum şeyler orada. Oh ne kadar güzel, oh ne kadar güzel. Aslında çok şanslısın. Orada bir şey ekemedim, hep orada şey olduğu için. Bunlara ulan dedim, bir hatıramız olur. Yarın işte mesela şu meyve, ben kendimi götüreceğim. Gelen geçen yesin. Ya. Sevilen bir meyve. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. İlk yani... ektiğimde 50 tane oldu, o ufağıdı. Bakalım yengeye Allah veririz. Ne gösterecek? Toprak verimli mi buralarda? Ya verimli olan yer var, verimsiz olan yer var. Bunlar çorak şeydi işte. Yetsene burada ondan bu yeşillik gübreleme var. Mallar dakılı olduğundan yerinde. Evet. Hep bu gübreleri bile ne topladım. Kendim arabayla topladım. Malların o yattığı yerlerden topladım o karşıda gübreleri. Oh. El arabasına. Oh. Onlar da. Sitelerde işte. Onun turbasını 15 liraya satıyor. Şeye, bahçe yapanlara. Bahçelere, işte orada ağaçlarına döküyorlar. Evet. Gübreyi de değerlendiriyorum diyorsun. Orada hani hiç değerlendirmem. 16 sene değerlendirmem. Şimdi yalan söylemem. Öyle bedava veriyordum. Önüne gelen motorlara, şeylere. Burada baktım. Bilet şey deyince isteyenlere mesela 5 çuval diyor, 10 çuval diyor götürüyorum. Ama şey yani güzel bahçe yapıyor insanlar burada. Ya, yapıyor güzel. Zaten onu seviyorlar. Bu sitelerde biz diyor betona diyor şey olmuşuz diye yani betonla baka baka diye. Ama oralarda bir biber aynı bir şeyler yaptığım adı ona mest olur adamlar. İnsanlar oradan inip oluyorlar. Koparıyor ya o zevk işte. Yani. Benim bahçemde şimdi maydanozum, terem, tabii. Lokam, ıspanağım, taze soğanlarım. Bizim bak orada süt verdiğimiz avukat vardır o yerlerde Sera'nın. O hiç şey etmez. Hep doğal. Benim der mesela süt der kokan olsun desen geziyor mu der onu sorar bana. Mal geziyor dedim bak dedim, görüyor musun dedim. Gezen olsun der. Doğal ot diyorlar. Hep doğal yiyorlar. Ne kadar güzel. Abicim sen yıllarını vermişsin bir üreticisin. Geldik bugünlere. Çok da şikayetçi değilsin aslında. Sorun yok şey değil mi yani gerçekten diyelim bir şu yem şeyinde şeyim oldu yani. Zorun var diyorsun. Zorun var. Başka da Allah'a şükür bir şeyim yok yani. Peki üretici olarak Türkiye'deki diğer üreticilere sen neyi tavsiye edersin? Şey, üreticilere mi? Ha üreticilere yani kardeşlerim, arkadaşlarım, üretenler işte sıkı tutun mu dersin, iyi mi yapın dersin? Ya öyle bazıları vardır. Mesela sen yapar bu benim mesela şey diyor şimdi çoğu kıskanır bu işi adamdır dıştan gezmeyle işini görüyor diyor. Mesela benden için. Böyle şeyler de var. Adam kendi öyle gezer. Senin yaptığın şeyde şey olur. Rahatsız ama olur. Sen yap kendini de yap ya. Yap yapabiliyorsan. Zaten üretmezsek yokuz. Tabii. Hele hele şimdi anladık. Doğal gıda. Toprağımıza sahip çıkmamız tabii. Gerekiyor değil mi? Tabii. Yani daha fazla sarılmamız gerekiyor şu günlerde. Şu pandemi bize bunları öğretti. Şimdi anasından biz burada anasından babasından kalmış hele deniz kıyısında satıp yiyen diyor. Başka bir şey düşündüğü yok. Ulan yap kendin yap bir şeyler yap. Satıp yiysen ne olacak? Hazır hazine mi dayanır? Ben satma taraflarda değilim bak. Bak yani. Mesela ben bir doktora gittik o zaman Antalya. Çocuk benim zatürre oldu. 8 sene çekti benim kız. Çok döküldüm ben. Bir nereden baksan o zaman şeyden bir araba şeyi döktüm. O zaman eczaneye yazdırıyordum. Öyle fazla malım da yoktu. Yazdırıyordum. Böyle yemeğe şeye gidiyordum. O zaman bir tane malım vardı. Allah'a şükür yani onları şeyleri atlattık. Doktora hatta dedi hanım bileziğin birini bozduralım dedi. Ben de öyle şeyleri bozdurma hiç taraftarı değilim. Ya doktora dedim ben. Şey etmezse dedim tanıdık. Kontrola geldiğimde parasını vereyim dedim. Öyle diyelim. Hatta yengeme akrabasıydı. Yengem de ona bir şeyler yaptırdı. Doktor bey dedi borcumuz ne? Borcumuz yok dedi. Ama ben de altında kalmadım. Gittim bu deniz balıklarından. O zaman şimdi deniz balığı sürpriz yaptım. Oh. Kadın sevindi. Bak hiç umadadım dedi. Ben de onun yaptığı iğneye karşı. Ben altını bozdurmadım ya. Ben öyle şeyler pek şey etmem. Bu sefer
ben de onu sürpriz yaptım. Yani ben de şey etmem, ben dedim ben buna bir balık götüreyim. Sen çalışmaktan yılmamışsın, sen ha. pes etmemişsin ama yenge de arkanda sağlam durmuş seni Kadir abi. Önemli olan da bu değil mi? Sağlam durdu işte, eller bitti, makine, o makine ondan aldım. O zaman eller de sağırdı. Hatta 10 kusur denem sayıyordu elinde o zaman orada. Evet. Hatta sonra bu makine aldık. Oh, o da sevinmişti. Ya, bir makine, tek eskiydi aldığımız, sonra bunu aldık. İşte çamur çaptı dediğin gibi böyle gidiyorsun. Eh bakalım, Allah bereket ben, versin. Vücudunuza sağlık versin. Türkiye'nin size, sizin gibi değerli üreticilere gerçekten çok ihtiyacı var. Çünkü tekrar söylüyorum, bu pandemide, bu salgın hastalıkta anladık, öğrendik ki toprağımıza, doğal gıdalarımıza daha sıkı sarılmalıymışık, daha iyi iş işlemeliymişik. Ben onu diyeceğim. Bir arkadaşlar yeni döndü, şeye, eski şeylere döndüler. Bu koronavirüsten dolayı. Önce dediğim gibi buralar tarla şeyine olmuyor. Şimdi işte ekip dikmeye döndüler, senin dediğin yani katılıyorum, döndüler. Toprağa sahip çıkmaya başladılar. Hepimiz çıkmak zorundayız. Ha. O yüzden siz çok kıymetlisiniz. Vay üstüm kirlendi, elim çamur oldu. Siz ben, değerlisiniz, siz ben baş tacısınız. Şey, ben memnunum, gerçekten memnunum ben de. Yok, zaten mallarımla gezdim yedi, kafam dingiz. Köyde fazla şey etmiyorum ben. Bir akşamları köyüme gidiyorum, tamam. O da yatmıyor. Heh, işime bakarım ben diyorsun. Kadir abim sana bir şey soracağım. Hep kendi imkanlarımla dedin de. Hiç sıkışmadın mı? Hiç kredi kullanmadın mı? Hiç kullanmadım bak. Yalan. Allah var yukarıda, hiç kullanmadım. Yalan söylüyorum. Ben yalan doğruya doğru kullandım mı kullandım dedim. Ama iyi ettin değil mi? Yani, hiç kullanmadım. Şey olmadım da. Bak şu bıza parasını devletten. Devlet kendisi dedi. 11 tane bıza şey etmiş. Yeni bıza parası aldım. Hiç bıza parası bile alamadım. İlk defa mı aldın? İlk defa aldım bak. Bu malcılık yapalım. Desteği, bıza desteği evet. Ha, ilk defa aldım bak. Onu da kendiler şeydik. Ben de gayet olmadım. Gayet silliklerdi. O zaman sürprizine gayetliydim. Şey etmelerdi ya yani. Bu sefer oradan haber geldi. Gittik olanla böyle böyle. Ben o kredi kartı şey var işte, emek şeyi. Olanını kullanıyor benim. Hı hı. Ona emek geçti. Ona geçti. Ona hesap numarası verdin, oraya yattı. Desteği ilk defa aldın. İlk defa bıza parası aldım bak. İlk defa. Başka bir şey. Hiçbir imkandan faydalanmadım. Hiç almadım. İşte o da bir sene. Bu sene. Bak, Allah bereket versin. Bu senin alnının teri. Ötekinde olan öteki seneki şeyi de yaptırmış. Va dedi, onu da yaptırdım dedi. Ya zaten oluyor. Benim hakikaten bıza alsaydım ben devamlı 8 parça bıza'm oluyordu. Evet. Hiç ilk defa yetişeciler dedi. İlçe sarım. Sen dedi, niye almıyorsun abi dedi. Evet, o senin hakkın. Bir şey dedi. Devletin uzağa desteği. O tamam, ineğe vurmaya geldiler aşağı buraya. Ya al abi dedi. Tamam dedi, ben gitmedim sonra falan. Devlet şey dedik falan. Verdik deste 350 lira uzağa başı. Tamam, Allah bereket yetken versin. 3 milyar 800 kusurunu yapar işte. Yani? İlk defa bir şey oldum. Yani başka da şeyim yok yani. Kredi, mıradi hiç çekmedim Allah'a şükür. Kimseden destek almadan başardım diyorsun. Almadım yani. Bu hallere geldik yani. Ne kadar güzel. Ya şimdi şöyle bakıyorum ben de. Bir kere çok sevmek gerekiyor. Çok zor çünkü. Gecen yok, gündüzün yok. Yok. Ölü diri bilmez. Bak ölünü dirini bilmez. Bu 24 saat hizmet isteyen bir şeydir. Susuz mu kaldı, aç mı kaldı? Ben bir yere geçsem anasını sararım. Öğlene dönerdim. Hanım sen arabayla gel derdim. Ben malıma dönerdim. Ben öyle yani. Bırakamıyorsun. Gözünün önünden ayıramıyorsun. Ayıramıyorum ama benim etmek şeyim bu. Başka bir gelirim yok. Bahçem yok, şeyim yok. İşim, gücüm, düşün bunlar diyorsun. Bunlar yani. Bak şimdi ben gezdirdim halde. Geldim, yemledim. Yemlerini yedi. Bak yatan yattı. Şimdi fakat geldi mi de sağacak. Şimdi biri sütçünü yıram. Arap durur. İkisi arıldı. Arasın bakarız. Arayanlar da bir yandan çok. Hayır, aradı işte. Ama güzel bir duygu değil mi? İnsanlar yani senden memnunlar. Memnun gerçekten. Ne hani kadar güzel. Zaten ayağına geliyorlar. Kadir abi süt ver. Kadir Bey süt ver. Olmazsa telefon açıyor yaşlılar. Kapımıza kadar getir. Bazısı der, makineye göstereyim bura çıkar. Ya yağısı alınıyor mu bu makinededir? Bak ben derim bu makinede yağ alınan makine değil bu dedim. Sadece malın şeydir, kazana gider. Şu diyordu deposu dedim ben hava şeyi. Onu da açtım gösterdim. Yani bakın dedim ben. Bunun neresine süt girecek? Neyse. Yani burada sağladığım gibi size veriyorum teslim dedim. Teslim ediyorum. Ne kadar güzel değil mi? Her şey şeffaf. Her şey açık. Göz önünde. Allah sağlık verdiği müddetçe de tabii canım, Kadir abim bu işi yapacak. Sağlık önemli. Sağlığın olmadı.
hanım şu olsa ben bu iş biter yani. Şimdi hanım destek. Tabii canım, şimdi hanım mesela sahara oturur şeyde ben buzağı çeker yemlerim. Yani bu işi dediğim gibi şimdiki gençler şey etmez, gelip de sana şey yapacak değil. Yani. Hani her şey ikimizden biri bitti miydi, bitti. Yani olsun inşallah, Allah sağlık sıhhat versin. Tabii. Sizler de. Yapabildiğimiz kadar, işte hanım da öyledir. Çocuklar şey edince kadar yapacağız arkadaşlar. Hanım biraz şey yani prensipli. Tabii tutumlu yani. Gerçekten hem tutumlu şimdi, hem şey ama hatta hayat. Hatta çocuklara bak diyorum. Ananıza sahip olun diyor. Bu kadın sizi bu hallere getiren bu kadındır diyorum. Evet. Dik durmuş. Ha. Hem pes etmemiş hem onlara dik durmuş. Ha. Okuyacağınız şey edeceğiniz diye üstünde şeyine duran şimdi hanımdır yani. Ne kadar güzel. Ha. Şimdi de artık inşallah hanımefendiye gurur duymak ama kalsın. Ama gurur duyuyor tabii. Şimdi süt verdi adamlar da öyle diyor. Hani helal olsun sana diyorlar. Hani şu sütten şeyden çocukların şey ettin ha diyor. Sen diyor musun iyi ki bir üreticiyim, iyi ki hayvan besleyicisiyim diyor vallahi musun? Vallahi iyi ki üreticiyim, iyi besleyicisiyiz yani. Yani bunun şeyi yok. Keyifle, gururla. Gururla yapıyoruz yani. Şimdi ben aciz değilim, gerçekten aciz değilim yani. Çok şükür, çok şükür. Ha. Kimseye muhtaç olmadan. Tabii. Yaşanabiliyor. O önemli zaten. Bir de çocuk sevindiren adamın da yani. Şimdi orada bir çocuk görsem bakkala şeye gelse ben yaparım yani. Böyle kalabalık olsa ölümüz dirimiz var diye gider aynı alır dağıtırım. Heh. Hayrımızı da biliyoruz. İşimizi de biliyoruz değil mi? Biliyoruz yani tabii. Ne kadar güzel. Çocuk sevindiremezsen de çok şey ederim yani. Seviyorsun. Ağlayan çocuk olur. İsteye ederim yani. Kıyamazsın. Tabii. Bir çocuklar da bunlar. Ne yapacaksın işte bunları biz gezdiriyor şey diyorsun. Yani hakikaten keyifli, kolay değil, çok emek istiyor. Baharın daha güzel oluyor yani. Şimdi işte kışın biraz yorulur da baharın. Ya Kadir şey... abi ocağın yedisi bugün zaten. Ay, kış dediğin sen tişört. Tamam işte. Ben de kazak giydiğime pişman böyle, oldum. Ben böyle duruyorum. Ben de kazak giydiğime pişman oldum. Ha. Ocağın yedisinde bu haldeyiz ama. Evet genel olarak baharda bana, daha canlandı. Bu şekilde beni gören arkadaşlar der ya ben seni gördüm üşüyorum ya derler. Bak gerçekten yazgış benim gezişim böyledir. Ama hareket halindesin. Hem hareket halindeyim böyle indir yani. Çoğu pantolon altına şey giyer bilmem ne gibi ben üşüyorum der. Beni gördüler miydi ya git yarı ya buradan derler. Hareketlisin, sağlıklısın. Tabii, Allah daha da iyilik sağlık önemli versin. Önemli olan o zaten. Yani şunu diyebilir miyiz o zaman sizin başarınızda? Küçük bir aile işletmesiniz. Aile işletmesi çok önemli, karı koca desteği çok önemli. Tabii, o tabii önemli. Biri yapıp da öteki ne işim var, kalk şehire gidelim dedi mi bu iş bozuluyor. O yok, Allah'a şükür işte benim o şey olsa zaten bu iş çoktan bozulurdu. Bak kaç senedir ben diyorum kendime şey olarak kaç senedir yapıyorum. Evet, bir de şu var, şanslıyız bu bölgede olanlar, şanslılar üreticiler. Neden diyeceksin, insanlar şehirlerden koronada kaçacak yer arıyorlar. Şimdi işte o şeylere gidiyorlar, hep böyle... Köylerine, şeylerine kaçmaya başladı. Geri dönüşüm başladı. Haberlerde az dinliyorum ben. Oldu yani. Buralara öyle. Hayır. Kışın çoğu insan yetmedi. Giderken. Yetmedi şimdi burada, çoğu burada. Değil mi? Yetme. Ya ben gitsem diyor ne yapacağım beton evinde diyor. Dur. Ama burada avantajı var. Hiç olmazsa bahçesinde geziyor. Etrafta gezeliyor. Değil mi? Havası iyi buranın. Havası güzel. Bak böyle şeyle gezebiliyoruz. Binlerce şükür hakikaten. Tabii. Virüs yok, virüs tehlikesi yok. Yok, sakin, o şey yok. Sakin, temiz. Tabii. Çoğu komşular, kimseler memleketlerine dönmediler. Normalde işte dönmedi. Kasım'ın yaşlılar sonunda dönenler. Falan, yaşlılar falan dönmedi. Biz diyor, gel, çocuklar zaten diyormuş, he, gelmem buraya diyormuş. Hatta soba şeylerini kurdular. Evet. Sobalar, mobalar olmayanlar. Yani yazın, olanlar pek çok yere köyüne dönmüşler. Köylere dönüş başladı. Haberlerde falan dinliyorum ben doğru. Köylerine yani. Dönüş başladı. Tekrar doğal yaşama geri dönüyor herkes. Bu manada siz şanslısınız. Düzeniniz var. Öyle güzellikleriniz Allah var. Allah'a şükür var. İşte geliyoruz böyle. Bakalım ne zamana kadar gideriz. Gidebildiği kadar inşallah. İnşallah Türkiye'nin hiçbir yerinde hiçbir üretici pes etmesin. Tabii. Çok ihtiyacımız var. Tabii. Siz olmazsanız. Biz sütümüz, sütten işlenen bir sürü ürün. Yem pahalı olmasa üretici yapar. Ya bu mesela Konya'dan adam gelirdi. 2-3 araba mal sattığımız olurdu. Evet. O zaman bizim buralar mal boldu. Adam geldi miydi? Başka yerlere sağa sola gider mal toplardık adamlara. Yani. Mühim olan sütün pahalı olması değil değil mi Kadir tabii. Abi? Girdi maliyetlerinin. Yani yemler düşük olsun. Tabii. Diyelim ki süt 2 lira olsun. Doğru değil mi? Tabii, yani bir üretici olarak sen ne diyorsun? Ya ben şey diyor, bak ben millet ne zamandır 5'e veriyor. Ben 4'e veriyorum. Evet.
Karnım doyduğunu doyuruyor. Allah bereket versin. Yani. Şükür yani. Şu zamanda. Tabii. Şükrünü bozmadan sen çalışmaya devam ediyorsun. Tabii. Hakikaten bu çok önemli. Bizler bunu anladık sevgili izleyiciler. Türkiye anladı, dünya anladı. Şu hakikaten ya, koronavirüsten şeyini, milletken şeyini bilmeye başladı. Akrabasının şeyini bilene bilmeye başladı. Ya. Bilmiyordu önce. Çok bize koronavirüs çok şey öğretti. Gerçekten değil mi? Bak gerçekten. Ne kadar güzelmiş buraya benden önce kim oturdu demeden bir çay bahçesinde çay içmek. Akşamları akrabalar toplanmak, tabii, kucaklaşmak. Tabii. Yani, gerçekten öyle oldu yani. Geçen cenazemiz oldu. Oğlum dedi ki, ya dedi anne dedi. İnsan dedi cenazeye gidince dedi bir sarılır ya dedi. Karşı tarafın acısını alır sanki. Sımsıkı bir sarılırsın. Kardeşim başın sağ olsun dersin dedi. Karşıdan dedi ağzımda maskeyle sanki dedi böyle dedi herkes robot gibi dedi cenaze yaptık dedi. Yapacak bir şey yok. Yani acısını almak için sarılamadım zaten dedi. Zaten ötekine yani yanaşamıyorum. Sarılıp da kardeşim başın sağ olsun diyeceğim anne dedi. Karşıdan sanki yapmacık gibi oldu her şey değişti anne dedi. Ama dediğin gibi eskidenki gibi değil yani. Şimdi değil. Allah sağlık sağlık versin. Gerçekten bu şey bayağı temizlik bakımından. Evin önünden millet durduk sıra evinde. Etrafı temizlemeye başladı. Bir şeyi öğrendi yani. Gerçekten yani. Koronavirüs çok şeyleri de öğretti yani. Gerçek bu yani. Değil mi? Tabii. Dostunu, temizliği, hijyene dikkat etmeyi, doğal beslenmeyi, tabii, üreticinin kıymetini. Ha. Bunları öğrendiler yani. Öyle dediğin gibi önce şeyi yapıyorlardı. Evet. Allah sağlık saat versin. Kadir abiciğim. Telefonda durma abi benim bak. Teşekkür ediyorum sana. Yüreğine sağlık, emeğine sağlık. Siz de çok sağ olun. Ne güzel sohbet oldu. Oldu. Paylaştık şurada böyle güzel güzel açık sohbet alanda. Sohbet ettiysek bize ne şükür. Elinize emeğinize sağlık. Hatta ben yine diyorum. Bugün karnınız doyduysa bir çiftçiye teşekkür edin diyorum. Sevgili izleyiciler, Anadolu Sevdası bu hafta Boğazkent Mahallesi'ndeydi. Küçük bir aile işletmesi, çok doğal. Gördüğünüz üzere görüntüler. Burada belli zorluklara rağmen, arazisi olmamasına rağmen ısrarla, sabırla, sevgiyle hayvancılığa devam edip iki çocuğunu birini mühendis birini matematik öğretmeni yapmış hala haline şükrederek sımsıkı sarılarak yaptığı işi severek yapan güzel bir üreticimizle Kadir abimize sohbet ettik. Haftaya Anadolu'nun böyle güzel köşelerinden böyle güzel insanlarla böyle değerli üreticilerle böyle güzelliklerle sizlere seslenmek üzere sağlıkla kalın sevgiyle kalın.